İyi akşamlar İçel TV izleyicileri, Radyo Klas dinleyicileri. Bugün yine sizlerle beraber çok önemli bir konuyu tekrarından ziyade daha pekiştirmek için birlikte olacağız. Apartman yöneticiliği, site yöneticiliği, sorunlar ve çözümleri. Biliyoruz ki sadece Mersin'de değil, Türkiye'de özellikle apartmanlarda ve bugün sayıları binin üzerinde olan sitelerin olduğunu da düşünürsek, sitelerde çok ciddi sorunların yaşandığını biliyoruz. Bizim amacımız bugün geçen hafta başlamış olduğumuz programın daha pekiştirilmesi, daha detaylandırılması ve sizlerden gelen sorularla konuyu daha farklı boyutlara gelmesini sağlamak. Ve yine geçen hafta özellikle söylemiş olduğum bir konuyla sözlerime başlamak istiyorum. Bakmak başka, görmek daha başka. Asıl önemlisi gördüğünü anlamak, gördüğünü anlayarak anladığına uygun yaşam biçimini belirlemek. Biz bugün özellikle apartman ve site yöneticiliği konularında görmeye, anlamaya ve anladıklarınızı da uygulamaya geçmeyle ilgili farkındalıklar yaratmak istiyoruz. Evet, geçen hafta programımıza rahatsızlığı nedeniyle hem de hastanede yattığı için gelemeyen avukat Cansu Anın'la bugün merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Beni programınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve yine geçen hafta sizlerin tanımış olduğu sevgili meslektaşım mali müşavir Seyit Şener. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yine ben sözlerle İçer TV izleyicileri ve Radyo Klas dinleyicileri saygı ve sevgili selamlar. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, özellikle biz hep programımızda bize ulaşmak için bir WhatsApp numarası veriyoruz. WhatsApp numaramız bize yazılı mesaj için sevgili izleyiciler. Lütfen şu anda vereceğim 0538 273 66 66. Bu bizim WhatsApp numarası olup bize lütfen yazılı sorularınızı iletmenizi bekleyeceğiz. Her türlü sorularınızın cevabını bugün canlı canlı sizlere vermek istiyoruz. Ve yine İçel TV sayfasında, Facebook İçel TV sayfasından hem canlı izleyebilirsiniz hem de bizlere yine yazılı olarak ulaşabilirsiniz ve mutlaka yine sizlere cevabını vermeye çalışacağız. Biz geçen hafta özellikle apartman yöneticiliğinin blokla bağlantılı olan bölümünü az işlemiştik. Aslında blok yöneticiliğine kadar olan bölümler ortak bölümlerdi. Bugünkü program işleyiş şeklimiz blok yönetiminden başlayacağız. Kısa olarak ve arkasından bütünsel olarak yine işin başından kat ittifakından başlayacağız ama bu kez daha hızlı olarak geçip birçok konunun sorduktan ve cevabını aldıktan sonra sevgili avukatımız Cansu Anlan'a yasal boyutunu soracağız. Ama herhalde kış mevsiminden kaynaklanıyor. Bugün bir konuğumuz daha vardı. Aslında sadece ismini yazmıştık. Abdülvahap Kokulu diye. Abdülvahap Kokulu aslında sadece Abdülvahap Kokulu diye yazdık. Ancak biz yaptığı işlerle ilgili bir şey yazmamıştık. O kadar fazla özelliği olan bir arkadaşımız ki 7-8 tane özelliği var. Sanatçı, yazar, şair, müzisyen ve devam ediyor. Bugün
Evet, bizim meslek hastalığı diyeyim artık. Öylesine rahatsız ki, konuşamayacak derecede rahatsız. O nedenle gelemediler. Biz o nedenle işin apartman yöneticiliği boyutuyla mali boyutunu sevgili Seyit Çener'le, işin hukuki boyutunu da avukatımız Cansu Anlan'la işlemeye devam edeceğiz. Evet, sorularınızı bekliyoruz. Çünkü geçen hafta alabildiğine sorular vardı. Birçok soruların cevabını verecek zaman dilimimiz yoktu. Ve ben yine diyorum ki rastgele. Evet, rastgele diyerek ben sevgili meslektaşım Seyit Şener'le başlamak istiyorum. Blok yönetimi nedir? Yani blok yönetimi dediğimiz zaman çok toplu yapı diyelim, birkaç bloktan oluşan, en az iki yapıdan, yani onun sınırı yoktur. 5, 10, 20 blokların kendi aralarında seçtikleri yönetici, denetici, yedekleriyle birlikte seçtikleri yöneticileridir. Blok yönetimi kendi sorunlarını kendi yöneticileriyle çözümlüyor. Şimdi hemen burada bir şey sorarak buraya yine devam etmek istiyorum. Daha önceki dönemlerde, yani 2007 meşhur yasadan önce böyle bir yönetim şekli var mıydı? Hayır, yoktu. 2007 yılında. 2007 ile başladı. 11. ayda zaten değişiklik yapıldı. Evet. 5711 sayılı yasayla 634 sayılı yasada değişiklik yapıldı. Onun amacı da şuydu herhalde. Yani yönetim biçimlerinin, çoklu yapılarda yönetim biçimlerinin karmaşık hale gelmiş olmasından kaynaklanarak çıktığını ben düşünüyorum o yasanın. Burada o toplu yapılarda her blok kendi yöneticisini, kendi sorunlarını kendisinin çözmesi ile oluşması gerekiyor. Sadece blok içi değil mi bu? Tabii tek blok. Evet. Tek blok kendi sorunlarını çözecek. Evet. İkinci blok kendi sorunlarını, kendi yöneticilerini seçecek. Ayrı ayrı mı seçiyorlar? Ayrı ayrı seçecekler. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Blok kaç kişiden oluşursa oluşsun. Evet. Birden fazla blok demiştiniz. Evet. Her bir blok kendi yöneticisini veya yönetim kurulunu. Evet. Denetçisini de böyle. Denetçisini ya da denetim kurulunu. Evet. Yedekleriyle birlikte seçecek. Ben işin defter boyutuna geçmeyeceğim. Onu ayrıca işlemek istiyorum. Ayrı ayrı yöneticilerini seçiyorlar. Evet. Peki. Bir de ortak alanlar, bloğun dışında sitenin tüm alanlarını içine alan ortak alanlar var. Evet. Bu ortak alan yönetimiyle ilgili bu yasa değişikliğinde herhangi bir uygulama var mı? Var tabii. Tabii mutlaka. Şimdi blokların seçtiği yöneticiler, genel yönetici de diyebiliriz buna. Bu yöneticiler tüm o sitenin ortak alanlarını yöneten, ortak giderlerini ödemesini yapan, ortak giderleriyle ilgilenen bir temsilciler kurulu oluşturuyor. Bu temsilciler kurulu da blok yöneticilerinden oluşuyor. Her blok yöneticisi kendi bloğunun tam temsilcisi oluyor. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Örneğe biraz daha aktif hale getirmek için geçen hafta iki blok demişti. Bu defa üç blok demek istiyorum ben. Evet, üç blok örneğiyle girelim. Her bir blok birer tane yönetici seçsin. Evet. Seçti. Üç tane yönetici oldu. En az birer tane de denetici seçmiş olsun. Üç ayrı blok için her birinde birer tane yönetici, birer tane denetici seçtik. Evet. Yani bunun dışında temsilciler kurulu demiştiniz değil mi? Hayır, onun dışında değil. Bu seçtiğimiz o üç bloğun seçilen yöneticileri blok temsilcilerini, o temsilciler kurulunu oluşturuyor. Toplu yönetim diyelim ya da ona genel yönetim adı da diyebiliriz. Bunlar ne iş yapıyor? Bu tüm yöneticilerin kurulu, hepsine birden. Hayır, tüm yöneticilerin hepsine birden temsilciler kurulu diyoruz. Kurul olmuş oluyor. Bu kurula ayrıca yönetim kurulu falan demiyoruz, diyemiyoruz. Evet. Buna başka bir isim pratik açısından konuşmak gerekirse genel yöneticiler diyebiliriz. O genel yöneticiler de işte blok temsilcileri o sitenin tüm ortak giderlerini karşılaması için yapılan harcamaları belirleyen, onlar için işletme projesi de üreten, çıkaran, tahvili bütçeyi çıkaran
temsilciler kurulu oluyor. Bunları yönetiyor. Yani diyelim işte havuzu vardır sitenin, işte bahçe düzeni, kafesi, işte ona benzer yerler varsa elektrik giderleri, işte bahçe düzeni giderleri gibi, bunlara da tüm kat malikleri eşit oranda katılmak zorunda. Yani tüm kat malikleri genel giderlere eşit oranda. O bölüme geçeceğim. Evet. Şimdi her bir blokla ilgili yönetici seçtik, denetici seçtik. Evet. Bir de bu bloğun dışında giderler dedik, ortak giderler ortak dedik. Giderler. Yani blok yönetimiz kendi bloğuyla ilgili diğer bloklardan bağımsız evet. Gelir ve giderini oluşturuyor. Evet, evet. Evet. Doğru, aynen, aynen doğru. Evet. Evet. O zaman kendi bloğuyla ilgili bir aidat ortaya koyulmuş olması lazım. Bir de ayrıca ortak alanlarla bağlantılı bir aidat belirlenmiş olması lazım. Evet. Peki, bu arada bir soru. Doğru değil mi bu? Evet. Doğru. Peki, yönetim genel kurul aşamasında bu iki kapılı diyelim biz veya iki odalı uygulamayı teke çevirip tek bir aidat şeklinde dönüştürebilirler mi? O pratik açısından olabilir ama yasaya uygun olmuyor o. Yasanın hükümlerine göre uygun olmuyor. Ama kendi pratik açılarından herhangi bir genel kurulda genel kurula itiraz edilmeyecekse olabilir ama bence sakıncalı bir olay. Yasaya uygun olmuyor o. Yani yasaya uygun düşmeyecek bir şeydir. Uygun olmayan bir olay olur o, öyle bir yönetim. Uygulama pratikliği yönünden söylüyorum. Pratikliği yönünden olabilir. İki yani. Ayrı aidat bir kişinin ödemesi biraz zor değil mi? Yani ortak giderlerle ilgili bir aidat. Evet. Bir de kendi bloğuyla ilgili bir aidat. İki aidat evet. Ödemesi daha pratikten ziyade tek bir aidat şeklinde dönüştürülebilir. Biraz zor gibi görünüyor ama onu şöyle düşünebiliriz. Yani evet. Diyelim ki bir çocuğun doğuşunu düşünün. Evet. Yani o işte yürümesini düşünün. Emekleyecek, yürüyecek. Bu yasa da 2007'de çıkmış ama işte 7-8-9 yıldır da uygulamalarda çok sorunlar çıkıyor bunda. Evet. Yani hala daha toplu yapılar bu sisteme geçmiyor. Evet. Geçmemiş durumda. Yani zorluğu işte bu dediğiniz gibi blok yöneticilerin seçilmesi, ayrıca aidatları iki aidat belirlenmesi gibi görünse de aslında normalde çözümlere daha radikal bir çözüm getirmiş bunlar burada. Bu yasa burada biraz daha radikal. Yani yönetimiyle, harcamalarıyla şöyle de olabilir. Blok yöneticiliği seçilirken genel kurulunda hepsini birlikte temsilciler kuruluyla birlikte yapılan bir işletme projesiyle, tahmini bütçeyle toplam aidatlarını belirleyebilirler. Yani burada genel kurul karar verebilir evet, diyorsunuz. Genel kurul bir karar verebilir bu konuda. Şimdi o zaman şu anda iki konuyu işlemiş olduk. Her bir blok kendi yöneticisini, denetçisini seçti. Seçiyor, evet. O sitede kaç blok varsa o her bir blokun yöneticileri de bir yönüyle temsilciler kurulu demiştiniz değil evet, mi? O oluşturmuş oldu. Temsilciler kurulu da ortak giderleri bunların dışındaki giderleri oluştururlar. Evet. Sevgili Cansu Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi iki konuyu bölüm bölüm işleyeceğiz. Bu bölümle bağlantılı sizin ekleyeceğiniz, ilave edeceğiniz hususlar var mı? Şöyle eklemek istedim sadece şu var. Genel kurul kararlarının iptali biliyorsunuz davayla mümkün. Evet. Dava açıldığı zaman açacaksa eğer bir kat maliki kime karşı açacağını doğru bilmesi gerekiyor. Davayı kime yönelteceğini. Eğer sitelerine bu şekilde bloklara ayrılmış yönetim söz konusu ise davayı blok yönetimine yöneltmesi gerekir. Eğer tüm kat malikleri kuruluna karşı açarsa taraf hatasından dolayı davası reddedilecektir. Kendisi de zaman ve para kaybedecektir. Bu konuda kat maliklerini ikaz etmek istedim. Yani bu anlamda zaten ileriki boyutlarda size çok iş düşecek, çok iyi biliyorum. Konuşacağımız o kadar çok konu var ki. Evet. Şimdi biraz sonra sevgili izleyicilerimizden de sorular yağmur gibi akmaya başladığı zaman göreceğiz. Alabildiğini çünkü terleyeceğiz gibi görünüyor. Evet, şimdi bir de şöyle bir
toplu kat malikleri kurulu diye bir kavramdan bahsediliyor. Nedir bu kavram? Toplu kat malikleri kurulu dediğimiz bu kurul işte. Yani toplu yapılarla ilgili bir genel kurul. Evet. Ancak işte toplu dediğim gibi her blok kendi yönetici, kendi genel kurulu kendisi yapacak. Evet. Yani üç blok birleşip tek bir genel kurul yapmayacak. Evet. Yani yapamayacak. O sadece temsilciler, yani bloklara seçilen yöneticiler sadece orada temsilciler kurulunu oluşturacak. Evet. Yani toplu kat malikleri kurulu burada yapılamıyor. Evet. Olmuyor. Yasa buna izin vermiyor. Yani ama şu var. Yani şimdi şunu da söyleyebiliriz. Daha geçen hafta da söylemiştik ya, anayasası dediğimiz. Evet. Site yönetim planında tabii yasaya aykırı olmayacağı için, yasaya aykırı bir hüküm konmaz, öyle bir madde konulabilirse belki uygulanabilir pratik açısından. Tam da bu aşamada. Evet. Bu 2007 yılında çıkan bu yasa ya uyumla ilgili. Asıl bölümlere giriyoruz ki bundan sonraki aşamalarda büyük ihtimalle ortak bölümlere doğru gideceğiz zaten. Evet. Bu yasaya uyumla ilgili blok yöneticiliği olmayan siteler alabildiğine var. Hala da bu yöneticiliğe girmeyenlerle ilgili ilgilenen olduğunu çok iyi biliyoruz. Belki de blok yönetimi uygulayan siteler parmakla gösterilecek kadar az. Az, evet. Burada bir sorumuz. Zorunlu mu? İki, zorunlu değilse blok yönetimi uygulamasıyla ilgili biraz sonra zaten detaylara da geçeceğiz. Yüzde kaç çoğunlukla blok yönetimi ile ilgili yönetim planı değişikliği yapılabilir? Ve böyle bir yönetim planı değişikliği sitelerde, yani birden fazla blok olan sitelerde uygulanmasını siz nasıl görürsünüz? Şimdi öncelikle yasada tabii toplu yapıların yönetim planının oluşması zorunlu. Bu 5711 sayılı yasa ile zorunlu hale gelmiş, 14-11-2007 tarihinde yayınlanan yasayla eklenmiş. Evet. Geçici 3. maddesine göre. Yani burada 66, 67, 68, 69 doğulu maddeleri hep toplu yapılarla ilgili ilişkilendirilmiş yasada. Şimdi zorunlu olmasına rağmen bir cezai bir yaptırımı yok yasada. Cezai yaptırım olmadığı için de sitelerin çoğu da bunun biraz zor olduğunu düşünerek, yani kat malikleri genelde bunu zor uygulaması, biraz daha bizi parasal yönden işte daha zor duruma sokar, sıkıntıya sokar düşüncesiyle orada yönetim planını değiştirmekle imtina edebiliyorlar. Şimdi yönetim planı burada toplu yapılarda hepsine ait sadece bir tane yönetim planı oluşturulur. Ben zaten bir örnek olarak evet. da burada getirdim. Her blokun işlemleri o site yönetim planına göre yapılır. Şimdi geçici 3. maddede, yani 6 ay içerisinde tüm toplu yapılar bu toplu yapılar sistemine geçmesi gerekiyor. Yani toplu yapılar evet gerekiyor. Ancak bu tabii uygulamada çok zor. Yani belki parmakla sayılacak kadardır Mersin'de bu şeye geçenler, bu sisteme geçenler. Yasadan önce şöyle bir kolaylık var yasada aslında. Yasadan önce yapılmış blok toplu yapılar, yani 1, 2, 3, 4 bloklu yapılar oy çokluğuyla bu site yönetim planını değiştirebiliyor. Böyle bir kolaylık da yani oy çokluğu yani, yarıdan bir fazlasıyla. Yarıdan bir fazlasıyla evet. yönetim o detaylara gireceğiz biraz sonra zaten. Evet. Yani bu kadar kolay. Normalinde normalinde bir yönetim planı değiştirilmesiyle ilgili yüzde kaçlık bir oy oranı lazım? 5'te 4 olacak. 5'te 4. O 5'te 4 olması lazım. Yani sadece geçişle ilgili. Geçişle ilgili yalnız bu yasadan önce. Yani, yani 2007. 14-11-2007'de çıkan 5711 sayılı yasadan önce yapılan sitelerde. Bu. Ama daha sonra kurulan sitelerde yine 5/4. 5/4. O zaman sevgili izleyiciler, burada bir yere lütfen not alalım. Yönetim planı değişikliği site
nerede? 2007 tarihindeki yasa değişikliğinden önce olanlarla ilgili oy çokluğuyla, 2007 yasa uygulamadan sonra yapılmış olan sitelerde yönetim planı değişikliği 5/4'le. Evet, bu vurguyu izleyicilerimize paylaştık. Çünkü bunların her birisinin çok önemli olduğunu biraz sonra çok göreceğiz, önemli göreceğiz. Ancak şurada şunu da ben ifade etmek istiyorum. Tabii avukat hanım o konuda biraz daha herhalde ekleme ve dolu dolu bugün yapar. Bugün çok söyleyecekleri şeyin olduğunu iyi biliyorum. Şimdi site yönetim planını değiştiremiyorsa bir site, yani sürekli işte gündeme getiriyor, değiştiremiyorsa yasal yollara da başvurarak herhangi bir kat malikinin işte hukuksal yönden değiştirilmesini istiyorum. Herhangi bir kat malikinin bu konudaki tabii, müracaatı yeter evet, mi? Evet, sulh hukuk mahkemesine müracaat ederse site yönetim planını hakim kararıyla da değiştirebiliyor. Yani böyle bir değişiklik de olabiliyor. Yani zorlanıyorsa, evet, değiştirmiyorlarsa ki genelde hep böyle oluyor. İşte site yönetim planı değişecek 5/4 çoğunluk. Yani nereden nasıl bulacağız bunu? İşte bulamıyoruz ki, niye değiştirelim diye bunu işte kat malikleri kendilerine göre herhangi zor bir kat malikleri müracaatıyla evet, rahatlıkla evet, olabilir diyorsunuz. Ve siz işin başında da zaten site yönetimlerinin yeni yasaya uygun yönetim planlarıyla yapılmasını doğru buldunuz zaten. Doğru zaten. Evet. Öyle olması gerekiyor. Yasada var bu zaten. Yasa diyor ki işte bu toplu yapıların yönetim planını hepsini kapsayacak tek bir yönetim planı oluşturulur diyor. Onda da ya o 5/4 tabii zaten. O yine şu andaki mevcut yasalarda mevcut, çok yani da kanuni yasalarda bir zorlama var mı? Şu anda yok yani, yasaya göre var. İşte 6 ay içerisinde geçmesi gerekiyor toplu yapılar sistemine. O site yönetim planını uygulaması gerekiyor. Ama cezai bir yaptırım olmayınca buna geçmiyorlar. Maalesef evet, burada da böyle. Tabii ilerleyen boyutlarında yine bir konu üzerinde duracağız. Çünkü bizim anlattığımız ve anlatmaya çalıştığımız konular öyle herkesin, her meslek mensubunun, her yönetim kuruluna seçilen kişinin yapacağı durum değil. Alabildiğine zor aslında. O halde kat yöneticiliği, apartman yöneticiliği, site yöneticiliği biraz da profesyonelleşmesi gerekir diyebilir miyiz? Yani bir anlamda herkes ben yönetiyorum demekle bu iş oluyor mu? Yani şimdi şöyle, profesyonelleşme derken zaten ülkemizde artık bu da bir sektör haline dönüştü. Çünkü nereden kaynaklanıyor bu? İşte diyelim ki 3 bloklu bir sitede oturuyorsunuz. Ama sitede yönetici bulamıyorsunuz. Yani yöneticilik de biraz gönüllülük işidir. Yani ona zaman ayıracaksınız, zaman vereceksiniz. Yani şimdi komşunuz da zaman zaman kötü olacaksınız. Ya da işte yüksek sesli birbirinizi kıracaksınız. Yani birbirinizi kırmak zorunda kalacaksınız. Daha çok bu yönetici bu şekilde istenmiyor sanırım. Yani böyle yönetici bulamıyorsunuz. Bu sefer ya kayyuma gideceksiniz. Kayyuma gidiyor yönetimler. Siteler ya da işte bir arayış içinde oluyor. Ne vardır? İşte profesyonel yöneticilik var. Peki sizce ya işte bu apartmanımızda 10 kişi var, 120 kişi var. Herkes sırayla yapsın. Anlayışı sizce uygun mu? Uygun tabii. Niye uygun olmasın? Herkes elini taşın altına sokması gerekiyor. Ama biraz sonra geçeceğiz. Bu boyutların tamamını bilmesi sizce doğru mu? Bilebilecek mi? Şimdi yönetici öncelikle yönetici olmadan önce site yönetim planını temin edecek. Site yönetim planını okuyacak. Evet. Kat mülkiyet kanunu birlikte karşılaştırmalı olarak okuyacak. Bunları bilecek ki ondan sonra ne yapacağını bilecek. Genel kurulda da neler yapmak istediğini, neden yönetici olmak istediğini anlatacak. Sevgili izleyiciler, özellikle ben bu soruyu kasıtlı olarak sordum. Evet, herkes yöneticilik yapabilir. Sevgili Seyit Şenel meslektaşımın ifade ettiği gibi biraz da elin taşın altına koyması lazım. Bazı boyutları da bilmesi lazım. Zaten bizim buradaki programımızın konusunun ve konu etmemizin temel nedeni de sizlere bu konuyla ilgili bilgilendirmede yardımcı olmak. O zaman biz konuya işin başından, ortak bölümlerden başlayalım.
o ortak bölümlerin her aşamasında da yasal boyutunu sevgili avukatımızla da o zaman paylaşalım. Evet sevgili Seyit Şener. Geçen hafta kat ittifakıyla bu işin yönetim planının olduğunu ve yönetim planının aslında anayasa olduğunu evet. Ve her apartmanda ve sitede de aslında yasama, yürütme ve denetim boyutlarının da olduğunu, yani dörtlü bir aşama içerisinde olduğunu, yasama boyutunun genel kurul, yürütme boyutunun denetçi ya da denetçiler, yürütme yönetim, yönetici ya da yöneticiler, denetim boyutunun da denetici ya da deneticilerden oluştuğunu ifade etmiştik. O zaman biz şuradan başlamak istiyorum. Geçen hafta bazı boyutlarını geçtiğimiz için özellikle bir genel kurul duyurusuyla başlayacağım. Ama ondan evvel site veya apartman hangi defterleri tutar? Kısaca onun üzerinde değinmeni isteyeceğim. Evet. Defterler konusunda geçen hafta da bir, bazı şeyleri anlatmıştık. Hangi defterler tutulacak diye. Şimdi öncelikle işletme defteri. Ya öncelikle oradan başlamayalım. Karar defterinden başlayalım. Yönetim karar defteri. Evet. İşte denetim kurulu karar denetçi defteri de olması gerekiyor. O zaman zorunlu defterden başlayalım. Zorunludan işte yönetim karar defteri, denetim karar defteri ve genel kurul müzakere defteri. Bunlar üçünden noterden tasdik edilmesi gerekiyor. Ondan sonra giderlerin giderleştirilmesi ve defterlere yazılması için işletme defterinin olması gerekiyor. İşletme defteri tabii yasal olarak tasdik zorunlu yok. Ancak tasdik ettirilirse daha güzel ve daha sağlıklı bir işlem yapılabilir. O da şöyle de düşünebiliriz onu. Yani sigortadan ya da işte vergi dairesinden diyelim, vergi dairesinden istenildiğinde işte işçilerin ya da işte görevlilerin ücretleriyle ilgili ya da diğer giderlerle ilgili yapılan incelemelerde noterden tasdikli olması biraz daha siteye güven kazandıracaktır. Yani bu site gerçekten işini düzgün yapıyor. Anlamı doğacaktır. Öyle algılanacaktır. Peki, onu da tasdik edilmesi. Vergi numarası alması gerekiyor mu bir sitenin? Elbette tabii. Bunları tasdik ettirmesi için önce defterleri tasdik ettirmek için vergi numarası alacak. Birincisi. İkincisi de işte geçen hafta da bahsettiğimiz gibi eğer kiradan falan bir geliri oluyorsa gayrimenkul sermaye iradına giriyorsa ya da çalıştırdığı işçilerden kapıcı haricinde çalıştırılan işçilerden ya da güvenlik görevlilerinden stopaj vergisi kesmek zorunlu var. Onun için de vergi numarasına ihtiyaç var. Yani vergi numarası alıyor, çalıştırdığı işlerle ilgili iş yeri sıcı numarası alıyor ve sigortayı da bildiriyor. Kanunen geçen hafta da bahsetmiştiniz. Aslında sadece karar defteri tasdik ettirseler de yeterli ama siz giderin yazılması ve giderin özellikle bazı yasalarla bağlantılı üzgün hale gelmesiyle ilgili de uygun hale gelmesiyle ilgili de noterden tasdik ettirmesi gerektiğini söylemiştiniz. Diğer yardımcı defterlerde denetçi defteri, genel kurul müzakere defterleri. Onlar da tasdike tabi yani. Onu da ayrıca zorunlu onlar da evet. Evet. Bunların olduğunu söyledik. Peki kapanış kaydı yapılması gereken veya ara tasdiki hem ara tasdikinde de bir kapanış bir açılış olacağı için zorunlu olan defter var bunların arasında. Tabii. Karar defteri zorunludur. O zaman şunu söyleyebilir miyiz izleyicilerimize? Lütfen her apartman ve her site karar defterlerinin şu anda Ocak ayı içerisinde 2016 ile ilgili kapanışı yapıp 2017'nin açılışını yapabilirler. Hangi zamana kadar tasdik edilmesi lazım? Şimdi 31 Ocak tarihine kadar yapılması gerekir, tasdik edilmesi gerekir. Ama onda kapanış tasdiki yeterli diye ben düşünüyorum. Evet, kapanış. Açılış tasdiki de olursa biraz daha fazla para öderler diye düşünüyorum yani notere. Kapanış tasdiki yapılır. Kapanış tasdiki yeterli olabilir. Yani. Yani. Evet. Peki bu bölümde geçtik. En önemli boyutlara, sıkıntı yaratan boyutlara doğru girelim. Bu şu anda konuştuğumuz her konu hem apartman hem de toplu yapılarla bağlantılı
ortak maddelere doğru giriyoruz. Bir genel kurul yapılsın. Genel kurul ne kadar zamanda bir yapılır? Şimdi genel kurul site yönetim planında belirlenen sürelerde yapılır. Yani site yönetim planında de şunu söyleyebilir oradaki yönetim planında. Yani site genel kurulunu işte Ocak ayı ya da Mart ayında bir de ne yapabilir? Ekim ayında yapabilir. Sitede yönetim planında belirlenmesi lazım. Evet. Ancak yasada Ocak ayında mutlaka her yılın Ocak ayının sonuna kadar genel kurulun yapılması gerekiyor. Ama site yönetim planında da işte Ocak'tan yıl sonuna kadar süreler konabilir. Farklı yani iki kez de yapabilirler. Evet. Süre farklı kaç yılda bir yapılması lazım? Efendim? Kaç yılda bir? Eski yasaya göre daha doğrusu meşhur 2007 yıl öncesi evet. ve 2007 yıl sonrası olanlarla ilgili eski yönetim planı olanlar ve yeni yönetim planını geçmeyenler boyutu itibariyle bakalım. Evet. Şimdi şöyle bakalım ona. O zaman işte normal siteler ya da apartmanlar diyelim her yılda Ocak ayının içinde yaparlar. Ya da site yönetim planında belirlendiği ayda yaparlar. Toplu yapılarda eğer toplu yapı evet. ya geçmişse site toplu yapılara geçmişse yönetim planında ona göre hazırlamışsa orada da eğer bir hüküm koymamışlarsa bir yıl falan diye iki yılda bir yapabilirler. Her iki yılda bir toplu yapılar. Ama hüküm varsa yapılabilir. Yılda bir yapılır. Hüküm varsa bir yılda bir yapılır. Peki orayı da geçtik. Demek ki toplu yapılarda sadece hüküm yoksa. Site yönetim planında hüküm yoksa. Site yönetim yönetimlerinde. Hüküm yoksa iki yılda yapılabilir. Eğer yönetim planında bir hüküm varsa yılda bir yapılabilir. Evet. Peki bu kat malikleri kurulu diye de tabir ettiğimiz genel kurulu nasıl duyuru yapacak? Duyurun şekli nedir? Kimlere duyuru yapacağız? Bir apartman düşünün. Apartmanda kiracılar var, müşahipler var. Bir apartman, bir site düşünün. Yine aynı şekilde. Bunlara duyuru nasıl yapacak? Kimlere yapacağız? Ve hangi iletişim araçlarıyla yapacağız? Yani genel kurulu öncelikle yönetim ya da yönetici bir gündem hazırlayarak genel kuruldan 15 gün önce gündemi maddeleriyle birlikte tüm kat maliklerine elden imza karşılığı PTT'den iadeli taahhütlü ya da taahhütlü şeklinde ya da sitenin panolarına, ilan panolarına asarak tebliğ edecek. Bu tebliğlerde kiracıya yapılan tebliğ kat malikine yapılmış sayılmayacak. Sayılmıyor zaten. Peki kat malikine mutlaka yapılması gerekiyor. Mutlaka kat malikine yapılacak. İletişim aracı olarak? Yani iletişim aracı olarak şimdi teknolojinin gelişmesinden dolayı işte ben şahsen öyle bir şey olsa uygun görürüm. Evet. Yani yönetim planında koymak lazım ama. Yönetim planında konulmasında yarar var. Evet. Yani şimdi işte yurt dışındadır. Yurt dışına ulaşmak biraz zordur. Bu mektup gitmesi gelmesi hı-hı. falan zaten genel kurul gününü de geçer. Yani orada mail ortamında ya da telefonla mesajlaşma şeklinde duyuru yapılırsa bence o daha da uygun olur ama mutlaka site yönetim planında onun konması lazım. Ben şimdi hemen sizden sonra iletişimle ilgili hep sıkıntılar yaşandığını bildiğim evet. için hep kat maliklerine duyuruyla ilgili de sıkıntıların olduğunu hep biliyoruz. Sevgili avukatımıza bu konuda sormak istiyorum. Şimdi iletişimle ilgili kat malikine yapılmazsa duyuru, bu genel kurulla ilgili duyuru yapılmayan kat malikinin ne gibi hakları vardır? Diyelim ki imza mukabilinde götürüldü, kiracısı vardı ama haberi kat malikine sunulmadı. Panoya da asıldığını varsayalım. Ama taahhütlü mektupla da sevgili Seyit Şener'in ifade ettiği gibi gönderilmedi. Bu genel kurul yasal mıdır?
Bu genel kurulda verilen kararlar geçerli kabul edilemez. Bu durumda kat malikinin dava açma hakkı vardır. Bu dava açma hakkı kararları öğrendiği günden itibaren bir ay içerisinde ve her halükarda 6 ay içerisinde bu yola başvurmak zorunda. Süreleri kaçırmadığı sürece iptal ettirebilir. Yani burada çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Biz o zaman yasal boyutu itibarıyla duyuru yapıldığını ve duyuru da işletme projesi ya da bütçe dediğimiz bilgilerin de verilmesi gerekli mi? Tabii duyuruda gündem maddeleri içerisinde mutlaka işletme projesinin yani bizim tahmini bütçe gelecek dediğimiz dönem, gelecek yani, dönemin evet. bütçesini yapıp orada oylanması gerekiyor. Gündem maddesinde mutlaka olması gerekiyor. Tabii genel kurulda oylanırken kabul ya da reddedilir. Yani ayrıca bütçeyi de gönderilmesi gerekiyor mu? Ha, bütçe kat malikine. Tabii. Şimdi şöyle gönderilmesi gerekiyor. Genel kuruldan sonra kabul edilen bütçe tüm kat maliklerine elden yine demek saydığımız gibi elden imza karşılığı PTT marifetiyle taahhütlü en az taahhütlü şekilde yine panolara asılarak bunların mutlaka duyurulması gerekiyor. Yani bu da en geç 7 gün içerisinde olması gerekiyor. Bu kat malikleri o yasal boyutu zaten avukat hanım şimdi belki onu daha söyleyecek. Evet. Kat malikleri bu yönetim planına itiraz edebileceklerdir. Edebilirler. Ama mutlaka bunun işletme projesinin olması gerekiyor. Olmadığı zaman yönetici neye göre yönetecek? Hangi kıstaslarda bir para isteyecek aidatın dışında orada belirlenmiştir. Yani işte avans alması gereken işlemler olacaktır, paralar olacaktır. O işletme projesinde onun da mutlaka belirtilmesi lazım. Eğer belirtilmemişse site yöneticisi avans toplamada yetkisiz kalacaktır. Demek ki genel kurulla bir başlayalım. Evet. Genel kurul duyuru yapıldı. Divan başkanlığı diye bir toplantının yönetimiyle ilgili bir özel bir durum var. Nedir bu divan? Evet. Kimler divan başkanı? Kimler bu toplantıya başkanlık yapabilir? Evet. Herhangi bir kişi yapabilir mi? Söz gelimi kiracı bu toplantıyı yönetebilir mi? Bu toplantıları site yönetim planında zaten yazılması gerekir. Yani o orada mutlaka evet. hüküm olması lazım. O da yasaya aykırı olmadığı için evet. yasada da bu vardır. Evet. Yani genel kurulu yönetmek için birisinin divan başkanı, bir ya da iki tane de yazman olması gerekir. Bunların da kat evet. maliklerinden olması gerekir. Yani yöneticinin şeyi toplantıyı kat malikleri kurulunu yöneten kişinin kat malik olması kat malik evet. olması lazım. Kat malik olması lazım. Yani bunun dışındaki kişilerden olmaması gerekir. Olmaması gerekir. Olmaz zaten. Tamam, yasaya göre olmaz. Olmaması da gerekir. Evet. Yapılırsa da. Peki yazman olabilir mi? Kat maliki dışında. Yazman olabilir ama olabilir. Divan başkanı. Divan başkanı evet. olamaz. Divan başkanı olamaz. Evet. Sevgili Cansu Hanım. Evet. Şimdi bu konuda ne dersiniz? Özellikle divan başkanı kat malikinden olması gerekir. Doğru değil mi? Evet efendim doğru. Hiç karşılaştınız mı şimdiye kadar kat malikinden sadece kat malikinde olan divanlarla ilgili olanlara? Yok bu konuda henüz bir şeyle herhangi bir hukuki problemle karşılaşmadım. Önüne gelen divan başkanı seçiyorlar. Aynen öyle. Evet o halde biz doğrusunu biz izah edeceğiz, anlatacağız. En sonunda da şunu söyleyeceğim ben zaten size. Yanlış yapılıyorsa bu hüküm ifade eder mi diye soracağım. Özellikle bunlar da çok önemli çünkü. Çok yanlışlar var, hatalar var ama bir taraftan da aidatlar da toplanıyor. O boyutlara da işin ilerleyen dakikalarında döneceğiz. Kademe kademe gideceğiz çünkü bugün bu konuyu özellikle bitirmek istiyorum ben. Tabii ki. Herkesin anlayacağı hale getirmek istiyorum. Evet. Kat malikleri kurulunu önceden 15 gün önceden az önceki belirtildiğiniz şekliyle bildirildi. Divan başkanı da kat maliki oldu. Görüşüldü. O bölümlere bir ilerleyen dakikalarda geçeceğiz. İşin en sonunda bu toplantıyla ilgili herhangi bir tutanak veya benzer şeyler yapılıyor mu?
Elbette tabii. Yani şimdi burada şey var, yazmanlar konuşulanların tamamını yazamıyor. O mümkün olmuyor. Yani çok fazla kişi konuştuğunda ya da hızlı, süratli konuştuğunda yazman onların tamamını yazamıyor. Bir bölümü eksik kalabiliyor. Orada divan başkanının dikkat edeceği husus şu olmalı. Yani orada konuşulanları mutlaka ezberine almalıdır. Bu ezberine aldığı şeyleri de o çalışma kağıtları dediğimiz müsveddelerle birlikte değerlendirip, yani orada ham dediğimiz bir karardır onlar. Evet. Yani o zaten karar da değildir onlar. Onlar sadece çalışma kağıdıdır. Evet. Çalışma kağıtlarını siz divan başkanı onu tutanaklara dökecektir. Divan başkanıyla birlikte de yazmanlar tutanağı imzalayacaktır. Yani imza yetkisinin olması lazım. İmzalama yetkisi verilmesi lazım. İmzalama yetkisi gündem maddesinde verilmesi evet. lazım. Bu arada hemen özellikle tutanaktan önce hep bir hata yapılıyor. Apartman toplantılarında, gene apartman evet. kat malikleri genel kurullarında, siteyle ilgili kat malikleri toplantılarında. Toplantının olabilmesi için yeterli sayı nedir? Şimdi yeterli sayı pay ve arsa pay, arsa payı ve sayıya göre yapılıyor. Yani bir normal bir toplantının yapılması için, olağan bir toplantının tüm kat maliklerinin yarıdan biri fazlasıyla toplanması gerekiyor. Eğer böyle bir şey yoksa, toplantı yeter sayısı yoksa toplantı ertelenmek zorunda. Yani birinci toplantıda diyelim ki çoğunluk sağlanmadı, ikinci toplantıda da çoğunluk aranmadan toplanıyor. Yani gelen kişiler, katılan kat yönetici denetici seçimi varsa. Şimdi yönetici ve denetici seçimi varsa bu yine ikinci toplantı bile olsa kat maliklerinin yarıdan bir fazlasıyla toplanması gerekiyor. Yani çoklu oy sistemi dediğimiz, yani karar toplantı dediğimiz şekilde oluyor bu. Yoksa yönetici ve denetçiyi seçemiyorsunuz. Seçerseniz yani kat malikinin birisi işte yine yasa yollara başvurursa az önce sayı ve özellikle arsa oranı yönünden. Evet. Arsa payı oranı. Arsa payı yönünden çoğunluğun olması lazım dediniz. Evet. Ben konuyu biraz örnek vermek istiyorum. 20 daireli bir apartman. Bu 100 daireli sitede olabilir. 10 adedi 100 metrekareden oluşan yine hepsi mesken olsun. Evet. Kolaylaştırmak için söylüyorum. 10 adet 100 metrelik, 10 adet de 200 metrelik daireler var. Yani toplam 1000 artı 2000, 3000 evet. Arsa payı toplamı olan ve 20 kişiden oluşan bir şey. 9 kişi 100 metrekarelik daire sahibi geldi genel kurula. 2 adet de 200 metrekarelik geldi. Toplam 9 artı 2, 11. Bu toplantı yapılabilir mi birincisi? Arsa payı şu anda özellikleri bekliyor bu konuyu. Arsa payı oranında hesapladığımız evet. zaman yapamaz. Sayı bazında yani kişi sayısı tutuyor 11. Kişi sayısı bazında yapılabiliyor ama arsa payı oranı tutmadığı için yapılamıyor. Yani gerekli çoğunluk sağlanamıyor. Çoğunluk sağlanamıyor. Oluyor. Peki bu arada hemen genel kurula girdiğimize göre bu demek ki hem kişi hem, sayı, hem de arsa payı olarak çoğunluk her ikisinin aslında tutması gerekiyor anlamı oldu. İkisinin birlikte. Evet. Ayrı ayrı birisi tutuyor olabilir. Diğeri tutmuyorsa yine toplanamaz. Doğru değil mi Cansu Hanım? Doğru efendim. Evet. Şimdi yasal boyutuyla beraber hep işlemiş olacağız ve devam ediyoruz. Bir kişi kaç kişiye vekalet edebilir? Yine örneğiyle olaya gidelim. 20 kişilik bir apartmanda aynı örnekten vermek istiyorum. Bir kişinin 3 ofisi, 3 dairesi var. 100'er metrelik. Bu kişi üç kişi nasıl girecek, nasıl katılacak genel kurula?
Şimdi oy oranları yasanın 31. maddesinde, evet. Katılım 31. maddede belirlenmiş zaten. Şimdi birden fazla dairesi olan kat malikleri her dairesi için bir oya sahiptir. Ancak burada tüm oyların, kat malikleri sayısının, oylarının 3'te 1'inden fazlasını kullanamıyor. Yani 20 dairede diyelim ki 15 tanesi başka bir kişinin olsun yani. 15 tane oyu var gibi görünüyor. Ne kadar oy kullanabilir o? 3'te 1'ini kullanır. 3'te 1'ini ancak. Ancak 3'te 1'ini kullanır. Yani yarıdan fazlasının da sahip olsa. Sahibi olsa. %90'ın da sahip, evet, olsa. Evet. 3'te 1'ini sadece kullanır. 3'te 1'ini. Peki vekalet konusuna da biraz değinebilir misiniz? Kat maliki olmayan kişi vekil olarak genel kurula, kat malikleri genel kuruluna katılabilir mi? Tabii. Yani vekaleten katılanlarda kat maliki olması şartı yok. Yasada da yok. Site yönetim planlarında da olmuyor zaten genelde. Yalnız bir kişi kat maliki olur ise, kat maliki kat malikine vekalet veriyorsa, o kişi en fazla oyların %5 oranında vekaletini alabiliyor. Yani %5, evet, temsilde sahip, evet, oluyor. Ama dışarıdan birisi ise vekalet verilen kişi, sadece bir kişinin vekaletini kullanabiliyor. Tek bir vekalet. Ya. Burada bir de şöyle bir özel, evet, durum var. 40 ve daha aşağı olan, sayıları daha aşağı olan sitelerde, yani apartmanlarda bir kişi ancak iki kişiyi temsil edebiliyor. Yine bu iki kişi dediğimiz, kat maliki kat malikine verdiği zaman vekaleti iki kişi. Ama evet, kat maliki olmayan birisine vermişse bir kişi oluyor. Bir kat maliki apartman daki sayının bir bölü üçüne vekalet edebilir mi? Yani, yani 20 daire diyelim biz. Evet. Bir kat malikine bir bölü üç vekalet verilebilir mi? %5 oranında. %5 diyorsunuz. %5 diyorum. Yani, yani burada 1 bölü 3 dediğimiz şey kat malikinin o genel kurula katılımıyla ilgili en fazla. En fazla 3'te 1'ini kullanabilir. 3'te 1'ini diyebiliriz. Birden fazla dairesi olanlar için o 3'te 1 oranı. Evet. O zaman bu genel kurulu bir tamamlayalım ve toplantı tutanağında yapmıştık. Evet. Az evvel ifade ettiğiniz şekliyle. Bunun duyurusunu da yaptıktan sonra önümde bir takım sorular var. İşi hızlandıracağız. Bu sorularla beraber ateşliyoruz. Nasıl duyuracağız? Kat malikleri, ve kimlere duyuracağız? Kat malikleri kurulu, onda bir şey yok. Şu sürede tebliğ edilecek, evet, diye, duyurulacak diye bir süre yok. Ancak en kısa zamanda, yani bana göre bir 3 günde olabilir, bir hafta içerisinde de olabilir. Yine kat maliklerine elden imza karşılığı, PTT marifetiyle taahhütlü ya da iadeli taahhütlü panolara asılmak suretiyle tebliğ edilecek. Bunları kat malikleri öğrenecek. Kat malikleri de aldığı günden itibaren, gerçi ona avukat hanım yine tekrar herhalde bir ekleme yapabilir, kat malikleri kuruluna itiraz edebilir iptal için. Ancak şu, orada şöyle de bir özel durum var. Kat malikleri kuruluna katılan kat malikleri, o kat malikleri kurulu kararını imzalamak zorundalar bir liste halinde. Orada katılmadığı kararlar varsa o kat malikinin, evet, imzasının altına şerh düşerek işte kat malikleri kurulunun şu maddesine artık gerekçesi neyse onu da yazarak katılmadığını belirtip imzalayacak. O da dava hakkına doğrulmuş, evet, olacak. Evet. Dava hakkı. Peki oraya itirazi kayıtla imzalamazsa veya itiraz ettiğini yazmazsa dava hakkı var mı? Dava hakkı yok o takdirde. O görüşe katılmış, o karara katılmış olur o durumda. Evet. Ama kat malikleri kuruluna katılmamışsa, kendisine de bir ay sonra tebliğ edilmişse, o zaman hakkı var mı? Tebliğ aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde gidip davasını açma hakkı var. Peki tebligat yapılmamışsa? Umarız. Çoğu sitelerde yapılmıyor. Bu halde umarız ki 6 aydan önce haberi olur. Zira 6 ay içerisinde kendisine tebligat yapılsa da yapılmasa da karar kesinleşiyor. O yüzden eğer bir yerde malikseniz birkaç ayda bir arasanız bence çok iyi olur. 6 ay geçmeden kararları öğrenmiş olursunuz. Yani burada demek ki sadece kat yöneticilerin değil, maliklerin de
bir takım görevleri var diyebiliriz. Kesinlikle. Sonuçta onların mülkiyeti ve nasıl yönetileceğine birileri karar verirken onların da bu kararlara en azından itiraz edebilmeleri önemli. Peki bu Vakıf Malikleri Genel Kurulu'nda aidat belirlendi ve aidatını ödemeyenlerle ilgili ne yapılıyor? Aidatını ödemeyenlerle ilgili yapılacak şey yasal icra takibi. Ancak maalesef uygulamada farklı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Evet. Burada iki pencere açmak lazım. Bir tanesi yöneticinin ya da eğer profesyonel şirketle çalışılıyorsa yönetim firmasının bu konuda ne yapıp ne yapamayacağı. Yapabilecekleri şey yasal icra takibi. Onun dışında yalnız uygulamada aslında hukuki olmayan şeyler görüyoruz. Örneğin bir müvekkilimin başına gelen yaz ortasında yönetim firması tarafından havuz boşaltılıyor temizleme gerekçesiyle. Daha sonra havuzun çok masraflı olduğu, aidatların yeterli düzeyde toplanmadığı gerekçesiyle havuz tekrar doldurulmuyor. Buradan bütün kat maliklerine duyuruyorum ki yöneticinin böyle bir hakkı yok. İşletme planına uygun olarak o siteyi yürütmek durumunda eğer tahsilat yapılamıyorsa aidat tahsilatı bu konuda her türlü yasal yola başvurma hakkı bakidir. Bu yolla tahsilat yapmak ve hizmetleri sürdürmek durumundadır. Zira aidatını düzenli şekilde ödeyen kat malikinin hakkı yeniyor öbür halde. Ayrıca burada yine açmak istediğim bir parantez özel şirketlerin bu konudaki hatalı tutumları. Bir özel şirketle çalışmaya ya da çalışmamaya ya da özel şirketle çalışılacaksa yönetim şirketiyle çalışılacak. Profesyonel yönetim şirketlerinden. Evet, profesyonel yönetim şirketlerinden bahsediyorum. Profesyonel yönetim şirketlerinde çalışılacaksa da hangisiyle çalışılacağına kat malikleri kurulu karar veriyor. Bir kararla diyorlar ki biz bu sitenin yönetimini X profesyonel yönetim firmasına devretmek istiyoruz. O yönetsin bizi. Şimdi bu işe alan yönetim şirketi şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor aidatları alamadığı zaman. Aidatlar alınmadığı zaman icra takibi yapma hakkı var yönetici sıfatıyla. Ama bu aynı zamanda icra takibi yapacağı kat maliklere kurulu ona bu işi vermiş olan ticari anlamda müşterisi. Burada bir ikilemde kalınıyor. Ticari olarak yapmak istemiyor fakat bu durumda ne yapıyor? Kat maliklere kurulunun parçası olarak görmediği kiracılara karşı ya da hukuki olmayan icra takibi dışında işte havuz boşaltma gibi belli hizmetleri vermeme gibi aslında hukuki olmayan yollara gidiyor. Bu noktada tabii ki ticari olarak onları anlamakla beraber yapılan bu uygulamaların hukuki olmadığını belirtmek isterim. Yapılacak şey bellidir. Eğer aidatlar toplanmıyorsa, toplanamıyorsa icra takibi yapılmalı. Eğer işletme planına göre giderlerde bir eksiklik varsa olağanüstü genel kurul çağrısı yapılır. Yine başka çözüm yolları konuşulur. Kat maliklere kurulu toparlanır. Bunun yolları vardır. Ödemeyenden yüzde kaç alınıyor aylık olarak? Aylık %5. Aylık %5. Evet. Ayrıca avukat parası, ayrıca varsa icra masrafları alınıyor. Evet. Peki ödemeyenleri panoya asmak sizce doğru mu? Bu konuda asılabilir ya da asılamaz diye açık bir hüküm yok. Ama asılmasının kişilik haklarına zarar vereceği inancındayım ben. Zira bir de şöyle bir durum var aslında. Asacaksınız ama kimi asacaksınız? Aidatlardan kiracı ve mülk sahibi müteselsiz sorumlu. Ortak sorumlu. Ama orada sadece mesela kiracının yaşadığı konutlar için söylüyorum. Oraya sadece kiracının ismi asılıyor. Ben kiracı olsam bundan rahatsız olurum. Zira hukuken müşterek müteselsiz sorumluluk ikimiz de eşit derecede sorumluyuz demek. İkimiz de eşit derecede sorumluysa benim adım asılıyorsa ev sahibinin de adının asılması lazım. Sadece kiracının orada ilan edilmesini de şık bulmuyorum açıkçası. Şimdi o boyutları biraz daha genişleteceğiz. Elime gelen bir takım sorular var. Özellikle bazı konuları işledikten sonra bu sorulara geçmek istiyorum. Şimdi demek ki aidatını ödemeyenler ilgili, panoya asılmasıyla ilgili yasal bir boyut yok. Kişilik haklarına aykırı. Bu şu demektir. Kişilik haklarına aykırıysa oraya panoya asılan kişinin dava açma hakkı vardır. Bir de tabii apartmanla ilgili pek de hoş olmayan bir görüntü olacaktır.
o konuda öneride bulunmadınız. Şimdi kedi köpek beslemeyle ilgili özellikle sitelerde çok ciddi sorunlar yaşandığını biliyoruz. Çok kısa ve geçen haftada işlediğimiz için kedi köpekle ilgili yönetim planında bir hüküm varsa kedi köpek besleyebilir mi? Yönetim planında bir hüküm varsa kedi köpek besleyebilir. Nasıl besleyebilir? Sağlıklı olması gerekir. Yani kedi köpeği veteriner kontrolünden her zaman hangi zamanlardaysa ya da kulağına küpe takarlar biliyorsunuz o küpeli dedikleri bir şekilde ve kat maliklerini rahatsız edici bir durumla karşılaşılırsa o zaman işte kat malikleri kurulu toplanıp en azından o rahatsız ediyorsa komşularını rahatsız ediyorsa elbette yöneticinin o konuda ya kat maliklerini toplayarak yarısını toplayarak o besleyen evet yani evcil hayvanları besleyen kişiyi de toplayarak sorunları zaten genel kurulda çözümlenmesi gerekiyor. Eğer çözümlenemiyorsa genel kurulda o sorunlar bu sefer yönetici ya da kat maliklerinden birisi yasal yollara başvurarak o evcil hayvanların beslenmesine itiraz edebilir. Yasal boyutunda zaten. Sevgili avukatımıza geçeceğim, soracağım onu. Avukatım orada ekleme evet. yapacaktır, söyleyecektir. Evet. Yani bu şekilde eğer yönetim planında varsa dedik. Yoksa peki? Yoksa yok. Yoksa zaten besliyorsa? Zaten besleyemez. İşte dediğim gibi kat malikleri ya da yöneticinin önce uyarması. Peki. Daha sonra da şunu da ekleyeyim o zaman. Evet. Belediye ya da ilgili kuruluşlarla diyaloglara girip yönetici belediyelerin hayvan barınaklarına evet. onların alınmasını sağlamaktır. Eğer o da olmuyorsa kat maliki onda evet. illaki ısrar ediyorsa bu sefer de diğer yollara, evet. yasal yollara başvurulması gerekiyor. Peki şimdi yönetim planında kedi köpek beslemeyle ilgili hüküm yoksa yönetim planına değiştirerek böyle bir hüküm koymak için nedir çoğunluk miktarı? 5'te 4 çoğunluk olması gerekir. Yönetim planının evet. Değişmez. Değişmez bir kuraldır. 5'te 4'tür evet. Şimdi sevgili Cansu Hanım'la siz avukat olarak ve aynı zamanda bir site sakini olarak bir sitede oturmaktasınız. Bu konuyla ilgili, kedi köpek beslemeyle ilgili ne dersiniz yasal boyutu itibariyle? Ben bu konuda ne avukat olarak konuşmak istiyorum, ne site sakini olarak konuşmak istiyorum. Ben bu konuda bir kedi annesi olarak konuşmak istiyorum. benim bir kedim var, annemin de iki köpeği var. Ve 15 yılı aşkın bir sürede biz evcil hayvan besliyoruz. Daha önce oturduğumuz bir sitede böyle bir problemle de karşılaştık. O yüzden çok yüksek hassasiyet duyduğum bir mesele bu benim. Avukatlıktan vesaireden öte. Evet. Şimdi önceden şöyleydi. Yönetim planında eğer bağımsız bölümlerde evcil hayvan beslenmesi yasaksa hiçbir şekilde beslenmiyordu ve bu konuda dava açılırsa direkt kabul ediliyordu. Fakat ya esas numarasını isteyen izleyicilerimize buradan daha sonra tekrar verebilirim. Hayvan Hakları Dernekleri'nin internet sitelerinde de bu örnek Yargıtay kararı var. En son Yargıtay çok güzel bir karar verdi. Buradan kendilerini tebrik ediyorum tekrar. Çünkü şunu söylediler. Her ne kadar yönetim planı bir sitenin anayasası ise de insan hakları anlaşmaları, hayvan hakları anlaşmaları, bizim tarafı olduğumuz anlaşmalar bizim yasalarımızın dahi üstünde olan anlaşmalar. Ve biz evet temel olan insan hakkıdır ama Yargıtay kararında aynen şu cümle geçiyor. İnsan doğadan ayrı bir varlık değildir. İnsan da doğanın bir parçası. Dolayısıyla biz insan haklarından bahsedeceksek bunun içerisinde hayvan hakları da buna dahildir. Ve dolayısıyla yönetim planında açıkça yasaklanmış olsa dahi eğer ki bir hayvanın rahatsız ettiğinden bahisle tahliyesi isteniyor ise bu rahatsızlığın ispatlanması gerekir. Oturma odasından yani şikayetçi öncelikle diyor davacı olan site sakinlerine ya da yönetimine şu sorulmalı. Bu hayvan sizi rahatsız ediyor mu? Eğer
ya rahatsız ediyor iddiası varsa bunun davacı tarafından ispat edilmesi gerekiyor. Oturma, en yakın oturma odası mesafesinden ve yatak odası mesafesinden desibel ölçümü yapılması gerekiyor eğer sesle ilgili bir iddiası varsa. Ve her anlamda neyle ilgili bir rahatsızlık iddiası varsa bunun ispat edilmesi gerekiyor. Yani eskisi gibi yönetim planında köpek beslemek yasak, hemen tahliye edelim diye bir şey yok. Diyor ki eğer rahatsızlık iddian varsa bunu ispat et. Bu yeni verilmiş bir karar. 2008 yılında bizim birebir başımızdan geçti. Evet. Oturduğumuz sitede bizim köpeklerimizle ilgili şikayetçi olundu. O zaman da iki köpeğimiz vardı yine. Mahkeme desibel ölçümlerini yaptı. En ufak bir rahatsızlık çıkmadı. Zaten küçük cins köpeklerdi. Evet. Fakat o zaman hakim şunu söyledi. Avukat, o zaman ben avukat değildim. Okuyordum. Daha evet. Avukat adayıydım. Her ne kadar dedi rahatsız etmediği ispatlanmış ise de yönetim planında açıkça yasaklandığı için ben de bu şekilde karar vermek zorundayım. Hakim bile bizim halimize üzülmüştü o zaman. Ama şimdi Yargıtay'ın yeni kararlarıyla bu durum değişmiş durumda. Bütün hayvan hakları savunucularına ve benim gibi hayvanseverlere, kedi köpek annelerine sesleniyorum. Hakkınızda böyle bir dava varsa bu yargı kararlarını emsal olarak sununuz. Artık bizim için mücadele etmek mümkün. Teşekkür ederim. Önüme gelen sorularla beraber konuları işlemek istiyorum. Özellikle uzun takım sorular var önümde. Ve özellikle her soru içerisinde konu başlıklarını detaylandırmış olacağız. Sorulardan bir tanesi şöyle. Ben şu an öğrenciyim. Kaldığım yer apartman diye geçiyor ama garip bir apartman. 110 tane daire var. Dairelerin birçoğu apartman yönetiminin, birçoğu da apartman sahiplerinden satın alınan ev sahiplerinin. Benim oturduğum dairede ev sahibinden kiralandı. Yani apartman ile alakam yok. Her ay kiramı ev sahibine veriyorum. Sorun şurada. Ben maddi imkansızlıklardan dolayı 3 aydır aidatımı veremiyorum. Bu aidat da elektrik, su, doğalgazı kapsıyor. Yani belli ki ortak bölümler bunlar. Yani hiçbir dairenin sayacı fiilen yok. Her ay binaya gelen toplam fatura bölünerek benim gibi ev sahibinden kiralanan kişilerden alınıyor. Soru açık net. Evet. Devam ediyorum. Benim kaldığım oda 20 metrekare. Civarı 20 metrekare civarında. Yani tek oda, bir de banyo. Aylık gelen faturada bana en düşük 95 liraya geliyor. Bazen 110, 120 liraya da çıkıyor. Ben sabah okula gidip akşam 5'te eve geliyorum. Yani normal bir sayaç olsa aylık toplam giderim 40 lirayı geçmez. Çünkü kullanmıyorum. Soruma geleyim. Böyle izleyicimiz sormuş. Bina yönetimi benim elektriğimi kafasına göre kesiyor. Ana panodan sigortayı indirerek ben de tabii aşağı inip tekrar açıyorum. Bu soru sizi de ilgilendiriyor. Açıyorum. Beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Ben sevgili Seyir Sener sizden başlamak istiyorum. Bu sorunla ilgili. Ben çok kısa geçerek, çünkü alabildiğine önümde evet. Sorular var. Burada şundan başlamamız gerekiyor. Müteahhit firmadan başlamak gerekiyor. Yani anladığım kadarıyla, sorudan anladığım kadarıyla. Yurt gibi herhalde bu. Ya yurt değil, yurt da olsa, benzeri. Mesken evet. De olsa. Evet. Demek ki kullanma izni yoktur. Bunların bağımsız elektrik ya da su sayacı bağlanmamıştır. Bunlar da süzme saat dediğimiz normal ana saatten. Süzme saat de yok, öyle anlaşılıyor. Anlattığına göre, soruya göre süzme saat var. Evet. Yani dairede bile olsa süzme saat oluyor. Evet. Yani ana saatten dairelere giren saati de süzme saat olarak yapmış olabilirler. Ama öyle değil. Şartelden diyor, ben indiriyorum elektriği diyor. Evet. Kaldırıyorum diyor. Burada yani yöneticinin kişiyi, biraz önce avukat hanım da söyledi, yani kişilik haklarına
tecavüz ediyor diyelim. Ben öyle derim yani ona. Kişilik haklarını zedeliyor öğrencinin. Evet. Yani siz yani parasını almadığınız zaman onun elektriğini ya da suyunu onu zor durumda bırakacak şekilde davranma hakkınız zaten olamaz. O mümkün değil. O da yasal yollara başvurulması lazım. O da Sayın Cansu Hanım'ın konusuna girer. Evet, o zaman Cansu Hanım'a sonra... Cansu Hanım bu cevaplarsa daha iyi ne dersiniz? Olur diye düşünüyorum. Burada çifte hem müşsahibi yönünden hem de kiracı yönünden bazı işlemler var. Şalteri indirip, biri şalteri indirmiş, diğeri kaldırmış gibi. Şimdi ama diğer boyutlar da var. Ben arkadaşın yerine kendimi koyuyorum. Ben olsam bu konuyu nasıl çözerdim diye. Evet. Açıkça kişilik hukuki olarak baktığımız zaman. Hukuki olarak bakmamı açıkçası zor oluyor. Çünkü zaten ortada aslında hukuki olmayan bir durum var. Bu şekilde toplu olarak elektrik su verip ondan sonra canımın istediğini keserim, canımın istediğini açarım. Bu durum zaten hukuki değil. Ama arkadaş bu şekilde durumu kabul edip evin içine girdiği zaman da bu noktadan sonra nasıl bir çözüm üretilebilir diye düşünüyorum. Tüketimin daire başına eşit olarak değil metrekare hesabıyla yapılmasını talep edebileceğini düşünüyorum. Yani sitede her daire aynı mı bilmiyorum ama herhalde 20 metrekarelik dairelerden oluşan bir site çok da mümkün gelmiyor kulağa. Muhtemelen farklı farklı metrekareler vardır. Metrekare başı hesaplanmasını talep edebilir. Arkadaşa tavsiyem kendisinin öğrenci olması ve kiracı olması sebebiyle site yönetimleri kiracılara ve bilhassa öğrencilere karşı müthiş acımasız olabiliyorlar. Ev sahibini sıkıştırsın. Desin ki ben bu koşullarda burada daha fazla kalamayacağım. Yönetimi ev sahibini devreye sokarak ben bu işi çözebileceğim. Şikayet edebileceği bir merci var mı? Şikayet edebileceği merci ben olsam savcılığa şikayet ederdim. Savcılığa gidebilir. Evet, bir başka soruya geçmek istiyorum. 22 bloklu bir sitede oturuyorum. Maşallah. Her blok 40 daireden oluşuyor. Toplamda 880 daire var. Benim oturduğum apartmanda apartman yönetimi var. Ayrıca bir de site yönetimi var. Bahsettiniz. Evet. Her ikisine de aidat ödüyoruz. Benim anlamadığım bu yasal mı yoksa kat malikleri olarak dolandırılıyor muyum? Sizden başlamak istiyorum sevgili Seyit Şener. Baştan belli bizim anlattığımız işte toplu yapılar sistemine, demek ki bu toplu yapılar sistemine geçmiş bir site olarak anlıyorum ben bunu. Her blokun kendi yöneticisi var. Her blok kendi masraflarını kendisi, yani giderlerini kendisi karşılıyor. Genel giderleri de işte temsilciler kurulu dediğimiz, yani arkadaşın sorduğu gibi genel yönetim. Burada blok yönetimi var. Blok yönetimi belli. Var yani. İki burada, aidat. Az önce iki aidat işte. Biraz var. Önce de bahsettiğimiz gibi hem blok aidatı ödüyor hem de genel giderler aidatı ödüyor. Bu zaten toplu yapıların aidat olması gerekiyor. Aidatla ilgili kuşkusu var. Özellikle bu sorunun cevabını zannedersem sevgili avukatımız cevap verecektir. Burada aidatla ilgili bir sorun. Yani bu ermiş olduğu aidatların yerine gitmediğiyle ilgili bir şey var, endişesi var. Yani dolandırılıyor muyuz derken bir takım aidatları belirlememekle beraber endişesi var. Bu gibi durumlarla ilgili nereye, nasıl başvuruda bulunması lazım? Kat maliklerinin bilgi isteme hakkı var. Bu durumda yönetime, kat malikleri kurulunun yöneticisine bir ihtarname ile bu konuda bilgi talep ettiğini, ayrıntılı çalışmanın kendisine sunabileceğini, işletme defterlerinin incelenmesini talep edebilir. Bu bilgiler kendisine sağlanmazsa mahkeme kanalıyla bu incelenmenin yapılmasını talep edebilir. Yani ve bu, eğer herhangi bir hani zimmete para geçirme ya da işte herhangi bir şey, yani dolandırılma gibi yönünde bir iddiası da varsa tabii ki savcılığa şikayette bulunma hakkı var. Tabi burada dolandırılma ifadesi gerçekten çok ağır bir itham. Hı hı. Evet. Gerçekten çok ağır bir itham. Bunu ben burada ifade ederken bile zorlandım, açık söyleyeyim. Zimmete para geçirme diyelim yönetici yönünden. Dolandırma demeyelim de. Adı ne olursa olsun, o da olsa biz herkesin önce düzgün davranması gerektiğinden bahsediyoruz. Bunun üzerine duruyoruz. Ama tabi düzgün davranılmadığı zaman da yasal haklarının ne olduğunu da burada ortaya koymuş oluyoruz. Yine bir soru. İkamet etmekte olduğum binanın 7 araçlık otoparkı bulunmakta. Konulara giriyoruz.
Binada 10 adet araçlık açık otopark bulunmakta. Binada 10 adet araçlık açık otopark bulunmakta. Tarafıma ait olan aracı ulaşımda toplu taşım araçlarını kullandığım için haftada 1-2 kere kullanmaktayım. Dolayısıyla aracım adı geçen otoparkta durmakta. Yönetici aracımı otoparktan kaldırmamı ve sokağa park etmem hususunda baskı uygulamakta. Bu durum ile ilgili haklarım ve müracaat edebileceğim yer neresidir? Arkasından şöyle devam etmiş. Site yönetim kurulu aynı kişiler kaç yıl görev yapar? Bizde aynı kişiler 10 yıldan beri görevde. Bu uygun mu? Ben öncelikle bu boyutla ilgili sevgili Seyit Sener'e sormak istiyorum son boyutuyla ilgili. Yani bir kişi yönetici veya bir grup 10 yıldan beri yönetimde bulunabilir mi? Şimdi yasada tarif etmiş yöneticinin nasıl değişeceğini falan. Her yılda genel kurul yapıldığına göre eski yönetici tekrar seçilebiliyor. Bunda bir mahsur yok. Evet. 10 yılda o yöneticileri, kat malikleri seçmiş demektir ki o da devam ediyor. Orada bir yasa olmayan hiçbir durum yok. Hiçbir durum yok, evet. Diğer boyutla ilgili? Parkla ilgili. Otopark, evet. Şimdi iki soru var burada. İki park var. 7 araçlık bir park. Yani sanırım evet. Bu kapalı otopark. Bir de 10 adet açık park demiş. Yani bu kat maliki 7 araçlık kapalı parkta sanırım arabasını bırakmış. Sürekli bulunduruyor. Sürekli bulundurabilir. Zaten orada kat maliki ise o şeyde de parkta da kapalı ve açık parkta da arabasını bulundurma hakkı vardır. Burada anladığım kadarıyla sayısal bir şey var. Kapalı otopark veya 7 araçlık otoparkın apartman sakinliği miktarından daha az olduğu şeklinde öyle anlıyorum ben bu sorudan. Evet. Bu gibi durumlarla öyledir. İlgili orada bu kişinin otoparkta bulundurması sizce yani yasal mı? Şöyle olsa belki ona yasal diyebiliriz ya da doğru diyebiliriz. Genel kurullarında işte araçların park sayısının artırılmasıyla ilgili bir çalışma yapılır. Ya da işte bu parklarda şu arabaların yani şu kat malikleri şu otoparkta, kapalı otoparkta araçlarını bulundurabilir. Diğerleri de açık otoparkta bulundurabilir diye bir karar alabilir ama bu da hukuka ne kadar uygun olur? Onu, o zaman hukuki boyutunu biz avukatımıza, Cansu evet. Hanım'a soralım. Evet, ne dersiniz? Yöneticinin kesinlikle böyle bir baskı yapmaya hakkı yok. Her dairenin en az bir araç, eğer yeterli yer varsa iki araç, araç koyma hakkı vardır. Ben bu soruyu soran hanımefendiye ya da beyefendiye o zaman ben cevap olarak yöneticiye şunu diyebilir. Bahçede çok gezen olursa ondan ek ücret ya da havuza çok giren olursa onu dışarı mı davet edecek? Yani sonuçta bu ortak alan. Havuz gibi, bahçe gibi, otopark da ortak bir alandır. En az bir araç olarak da kat maliki onun hakkı. Yöneticinin hiçbir şekilde buna müdahale şansı yok. Bence korkmasın, çekinecek hiçbir şey yok. Evet, onu en kötü ihtimalle şunu yapabilir. Kaldırmıyorum der. Nasıl olsa yasa olarak hiçbir şey yapamayacağı için yöneticiye başarılar diliyorum. Bu konuda hiçbir şey yapamaz. Evet, bir başka soru. Uzunca bir soru. 2 yıl önce almış olduğum dairemde aldığım günden bu yana çatı akması sorunu var. Evet, bunu altını çizelim. Yöneticiye birçok kez başvurmama rağmen bir sonuç alamadık. Daha önce kendi imkanlarımızla izolasyon yaptırdık ve masraflara diğer kat sahipleri ortak olmadılar. Şimdi çatının durumu daha vahim ve gömme dolaplarım zarar görmeye başladı. Avukat kanalıyla apartman sakinlerine çatının yaptırılması, masrafların karşılanması için ihtarname gönderdik. Daha sonra karşı komşum da çatısının aktığını söyleyerek işlemleri birlikte yürütmemizi ve ısrarla avukatı devre dışı bırakmamızı talep etti. Birlikte Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup hasar tespit raporu aldık. Mahkeme bu raporu yönetime ulaştırdı.
bir ay bekleme süresi olduğu için şimdilik beklemekteyiz. Ancak bu süreyi beklememiz gerekir mi? Bu süre içinde apartman sakinlerine tekrar ihtarname gönderilmeli miyim? Kat sakinleriyle uzlaşamıyoruz. Onlar da avukat kanalıyla itiraz edeceklerini söylüyorlar. Ben bilmiyorum ve kapı komşuma da bu konuda güvenemiyorum. Şu aşamadan sonra avukatımla mı devam etmeliyim? Yoksa sulh hukuk mahkemesinde bireysel olarak benim altından kalkabileceğim bir süreç midir? Bir de hasar yok, hasar çok büyüdüğü için bu sürecin uzamasını istemiyorum. Yanlış bir işlem yapmak istemiyorum. Bilirkişi ve mahkeme zaten masraflı oldu. Diğer yandan tadilat masraflarını da tek başıma karşılayacak durumda değilim. Aydınlatırsanız sevinirim sevgili avukatım. Öncelikle buradan o komşusunu esefle kınıyorum. Avukatı devre dışı bırakalım diye bir şey yok. Hem kısa sürede hem mali olarak uygun hem de etkili bir çözüm istiyorlar ve avukat istemiyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Etkili ve mümkün olduğunca pratik bir çözüm, etkili bir çözüm istiyorlarsa avukatla çalışmalarını şiddetle tavsiye ederim. Bu soruya ben şöyle cevap vereceğim öncelikle. İlk siz soruyu sorarken, çatı konusundan bahsederken iki şey canlandı benim kafamda. Acaba dedim bu kişi apartmanda mı oturuyor yoksa bir villa sitesinde mi oturuyor? Mesela bu da mümkün. Mersin'deki birçok villa siteleri var. Ve bu durumda dedim acaba çatısı akıyor da diğer kat mahalleleri ondan mı, hani diğer kat mahalleleri kurulu üyeleri ondan mı katılmak istemiyor diye. O şekilde ayırarak cevap vermek istiyorum bu soruya. Eğer bir villa kentse bu, her villa bağımsız olarak ayrı ayrıysa oranın çatısı oranın problemidir. Ama eğer bir apartmansa, ki sorunun devamında apartman olduğunu öğrenmiş olduk, apartmansa bu ortak alandır. Bir apartmanın damı, çatısı ortak alandır. Sadece en üst kattakinin problemi değildir. Ortak alan olduğu için ve bu da gerekli tadilatlardan sayıldığı için buranın izolasyonu ve gerekli çalışmasının tamiratının yapılması için yapılacak giderlerden tüm kat mahalleleri arsa payı oranında sorumludur. Karşılamak zorundalar. Gelelim sorunun bir başka boyutuna. 2 yıl önce aldığım ev diyor. Bu evi müteahhitten mi aldığına yoksa başka bir ev sahibinden mi aldığına göre de yine cevabımız değişir. Zira bir müteahhitin bir konutu yapıp teslim ettikten sonra 5 yıl daha sorumluluğu sürüyor. Eğer yapısal bir eksiklikten kaynaklanıyorsa ya da hukuki ifadesiyle ayıplı ifadan kaynaklanan bir eksiklik varsa, 2 yıl önce bu hanımefendi ya da beyefendi müteahhitten aldıysa bu evi, henüz müteahhitin sorumluluğu doğmadı. Bu yapılan tespitin müteahhite bildirilmesini sağlaması gerekiyor. Ama 5 yıldan daha eski yapılmış bir yapıysa, bunu başka bir malikten almış ise bu kişi, evet, site yönetim kuruluna başvurması gerekiyor. Burada da bir süre parantezi açmak isterim. Eğer 2 yıl önce aldığı kişi müteahhit ise müteahhite başvurulmalı. Teşekkür ederim. Bir hayli çünkü özel ve özellikli bir soru. Evet. Birçok sitelerde karşılaşılan bir soruyu genel bir anlamda cevap vermiş olduk. Yine bir başka soru önümde. Şöyle bir durumla karşı karşıyayım diye başlamış sevgili izleyicimiz. Bilindiği üzere kat maliklerinden her ay apartman giderleri. Parantez açmış. Kapıcı parası, temizlik, aydınlatma vesaire için kullanılmak üzere bir miktar ayda toplanmakta. Bizim apartmanda da toplanan bu para ihtiyaç duyulduğunda kullanması için apartman yöneticisine veriliyordu. Ancak 2015 yılının Kasım ayında, artık 16 da olabilir belki, yazıdan öyle okuyorum. Yapılan kat malikleri toplantısında yöneticinin görev süresi dolduğu için değişiklik oldu. Tutulan kasa defteri incelendi ve apartman kasasında 2500 liralık bir açık olduğu anlaşıldı. Eski yönetici bu parayı kendi kişisel işleri için kullandığını kabul ederek 3 gün içinde parayı
seçilen yeni yöneticiye ödeyeceğini şifaen beyan etti. Bu beyanı karar defterine de geçirilerek imzası alındı. Aradan 3 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen hiçbir ödemede bulunmadı. Yeni yönetici tüm iyi niyetli yaklaşımlarından bir sonuç alamayınca icra takibinde bulunmak istedi ve aleyhine icra takibi başlattık. Şu an yasal prosedür başladı ve buraya kadar bir sorun yok. Ancak bu kişi halen apartman aidatlarını ödemiyor ve böyle giderse de ödememeye devam edecek. Bu hususta Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulabileceğini duymuştum. Ancak daha önce hiç karşılaşmadığım bir konu olduğu için ne çeşit bir dava olacağı konusunda fikrim yok. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına görevi kötüye kullanmadan dolayı şikayette bulunabilir miyim? Evet. Ne dersin? Şimdi siz konuşurken ben hemen önüme şey notunu aldım. Neden icra yapmışlar ki diye kendi kendime yazdım buraya. Çünkü zaten hani bu işleri nasıl söylesem yönetici olup da parayı şahsi işleri için kullanmışsa bir kişi ve ödeyeceğim diyerek erteliyorsa ki size dönüp bana zimmetlenen, yönetici olarak zimmetlenen bu parayı kişisel işleri için kullandım diye elinden itirafını da almışsanız ben olsam icra takibi yapmazdım. Ben olsam direkt şikayet yoluna giderdim. Görevi kötüye kullanmadan dolayı, güveni ihlalden dolayı direkt şikayete başvururdum. O bir karakola ifadeye çağırınca zaten kendisi gelip ödemeye çalışırdı diye tahmin ediyorum. Ama madem icra takibi başlatılmış, tahminimce maliktir. Kimse kolay kolay kiracıyı yönetici yapmaz zaten. Malikse bu adamın üzerinde bir mal varlığı, bir şey var ki orada. İcra takibinin devam ettirilmesi, haciz işlemlerinin başlatılmasını ben şahsen tavsiye edebilirim. Onun dışında şu anda yapılabilecek bir şey yok. Evet, şikayet yoluna gidilebilir konuyla ilgili ve icra takibinde bastırsınlar. Tahsilata devam etsinler. Burada aidatları da ödemediğini ve ödememeye devam ettiğini de beraberinde söylüyor. Onları da icraya koyacaklar. Demek ki burada yönetimin de biraz kusuru var gibi. Tabii ki. Ya dediğim gibi hem cezai yönden hem icraî yönden mümkün olunca sıkıştırmak en yapılabilecek başka bir şey de yok zaten. Evet. Sevgili Seyitçen'e bu arada ilave edeceğiniz, söyleyeceğiniz, katkı sağlayacağınız bu konularla ilgili var mı? Yani burada şöyle bir katkı sağlayabilirim. Yöneticiye daha önceden orada herhalde genel kurulda parayı kendi şeyinde de işlerinde de kullanabileceği söylenmiş. Evet. O da kullanırken de böyle bir açık vermiş. Yani bunun dışında işte yasal boyutlarda avukat hanım anlattı, Cansu Hanım. Başka ekleyeceğim bir şey yok ama o yöneticinin onları yapmaması gerekir. Yani yönetici, daha doğrusu kat malikleri kurumunda böyle bir yetki verilmemesi lazım yöneticiye. Ne demek yani kendi işinde kullanırsın parayı, bizim paramızı istediğin gibi çarçur edersin gibi bir şey olmuş burada yani. Kat maliklerinin biraz burada da hatası var diye düşünüyorum. Çok karşılaşılan sorunu bir kez de sevgili avukatımızın olduğu bir ortamda özellikle dile getirmek istiyorum. Kapıcımız var ve kapıcımız kapıcı dairesinde de oturuyor. Bir nedenle bu kapıcıyı yöneticiler veya yönetici çıkarmak istiyor. Kıdem tazminatını ihbar tazminatında vererek. Asgari ücret olsun. Yine günümüze uygun hale getireyim. 1777 lira 50 kuruş bugün için. Evet. Aylık asgari ücret brütü. Ve ayrıca oturuyor kapıcı dairesinde. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanırken hangi ücreti üzerinden hareket edilecek? Sadece ücret bordrosundaki ücret rakamı mı? Yoksa kapıcı dairesiyle ilgili oturmuş olduğu bölümle ilgili herhangi bir bedel ilave edilecek mi? Şimdi kıdem ve ihbar tazminatı yasalarda belirlenmiş. Yani iş yasasında belirlenmiş.
kıdem tazminatı brüt ücretten çalıştığı süre kadar. Kaç yıl çalışmışsa bir asgari ücretin çarpımıyla 10 yılsa 10 asgari ücret. Artı kapıcılarda şöyle bir özel durum da var. Emsal kira bedeli vererek, yani brüt ücrete emsal kira bedeli kapıcı mağdur olmaması açısından örneğin diyelim ki bugünkü rakamlarla 200 lirada bir aylık emsal kira bedeli verilsin. Onu da asgari ücretin üzerine ekleyerek, yani 1777 lira ilave ederek tabii yani evet brüt ücrete ekleyerek kıdem tazminatı ihbarın o şekilde hesaplanması. Eğer sadece ücret bonosu üzerinde yapılmışsa daha sonradan o kişinin dava etme hakkı vardır, evet. Değil mi efendim? Evet. Peki. Yine kapıcı üzerinden hareket edelim. Kapıcı ile ilgili kapıcı dairesini biz olmadığı zaman kapıcı dairesi, kapıcı yok. Kiraya verebilir miyiz? Yani şöyle mümkün. Kiraya vermek için kat maliklerinin oy birliği kararıyla kapıcı dairesi kiraya verebiliyoruz. Ancak satabilir mi? Satılması mümkün değil. Yani kapıcı dairesinin. Kapıcı dairesi zaten projelerde daire olarak geçmez yani. Evet, satılamaz. Sadece kapının satılamaz. Kapının kiraya verilebilir, oy birliği de deriz. Evet, oy birliği. Peki, bir site, hep site üzerinde gittik veya apartmanlarda da var. Sığınak. Sığınak kiraya verilebilir mi? Mümkün değil. Yani şimdi sığınağın amacı nedir? Sığınak savaş halinde tüm kat maliklerin sığınacağı bir yerdir. Yani ortak kullanım alanıdır. Onu kiraya verilmesi zaten mümkün olamaz. Mümkün de değildir. Yasada da öyle bir hüküm de yok zaten. Biraz daha genişletiyorum. Bugün artık sitelerimiz, az evvel bize sorulan sorularda da gördük. 22 bloklu bir siteden bahsediliyor. Belli ki 22 bloklu bir site ise 22 blokun içerisinde havuzu vardır. Belki sıcak, soğuk, yaz ve kış havuzları da olabilir. Belki spor tesisleri de vardır. Marketleri vardır. Vesaire. Şimdi sorum şu. Spor sahası kapalı ve açık alanı. Kapalı ve açık yüzme havuzu bölümü. Kısmi veya tamamen kiraya verilebilir mi? Ortak alandır, kiraya verilemez. Ancak işletmesi bırakılabilir. Yani bir kafeterya gibi bir alan vardır mesela. İhaleyle bunun işletmesi birine bırakılabilir. Yani ancak oy birliğiyle ancak evet, olunabilir. Evet, oy birliğiyle. Ama sitelerde görüyoruz ki kiraya veriliyor ama o genel kurulda veriliyor. Hiçbir şekilde oy birliğinden bahsediyor. Valla az önceki soruya geri döneceğim ben. Oraya geleceğiz zaten. Hani oy birliğini olup olmamasını bırakın. Sığınak evet hukuken gerçekten mümkün evet. Değil kiraya verilmesi ama veriliyor da ötesine de bile geçiliyor. Ben buradan bütün kat maliklerine, yönetimine özellikle merkezi noktalarda oturan hani Çamlıbel, Pozcu gibi çok merkezi ana noktalarda oturan sitelerdeki ya da apartmanlardaki kat maliklerini yönetimlerine bizim sığınağımız neresi diye sormaya davet ediyorum. Çoğu ki şu anda bir dükkana depo olarak kiralanmış olabilir. Yani sığınak ne oy birliğiyle ne de bir başka bir şekilde hiçbir şekilde kiraya verilemez. Kesinlikle. Zaten satılamaz. Güvenlik amaçlıdır. Kesinlikle başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Peki, yani şu değil. Sadece satılıp kiraya satılması ya da kiraya verilmesi de değil. Sığınağı alıp siz depo olarak da kullanamazsınız. Atıyorum kaloriferli bir yerde oturuyorsunuz. Sığınak olan alana gittiler bütün yıllık kömürü, odunu depo ettiler. Bu da hukuki değil. Kapalı yüzme havuzları kiraya verilebilir mi? Hayır. Peki. Verildi. Ne yapması lazım kat sakinlerin? Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açması lazım. Dava açması lazım. Ya, oy birliğiyle verilebilir diye düşünüyorum ben. Oy birliği olmadığını varsaydık o, evet, sorumuz tabii, öyleydi. Mutlaka. Evet sorumuz öyleydi. Sitelerle ilgili başka nelerle karşılaşıyoruz? Sitelerle ilgili... Şimdi sonuna doğru artık geliyoruz. Evet. Öncelikle yönetimle ilgili hemen evet. Karşımıza sorunlar çıkıyor. Yani sorunlar da yasadan kaynaklanmıyor. Yasalar güzel hazırlanmış. Yani bu mutlaka hepimize göre bir eksikleri vardır yasaların. Ama sorunlar hep bizden kaynaklanıyor insan olarak. İnsanın doğasından kaynaklanıyor. Önce yönetimin seçimiyle. Yani yönetime seçilebilmek için işte gönüllülük ilkesinin olması.
Yani diğer yönlerden de işte komşular arasındaki ilişkilerde bazen sorunlar yaşanabiliyor. Bunları da aşabilmek için zaten işte yönetim planını ya da kanunu tüm kat maliklerinin, ben önerim öyle, kat maliklerinin site yönetim planlarını temin ederek okumalarını tavsiye ediyorum ve o şekilde de sorunların en aza indirileceğini düşünüyorum. Yani her türlü sorunla karşılaşıyoruz sitelerde. Yani yönetim sorunu var, işte aidat ödeme sorunu var, işte evet, giderlere katılmama sorunu var. Sorun çok. Ama bunların giderilmesi için mutlaka kat maliklerinin o sitenin yönetim planını temin edip okumalarını, işte site yöneticisinin nasıl seçileceğini, site yönetiminin özellikleri, görevleri ve kat maliklerin ödevleri, bunları bilmesi gerekirse daha güzel bir şey site olur ve sorunlar en aza indirgenebilir. O zaman bu bölümle beraber artık işe finale doğru girmek istiyorum, taşımak istiyorum. Ancak bu konuyla ilgili sevgili avukatımızın söyleyecekleri de vardır diye düşünüyorum. Buyurun sevgili avukatım. Çoğu sitede, özellikle eski sitelerde personel konusu çok önemli bir konu. Zira hani az önce kapıcıdan bahsedildi, tazminatların ödenmesi noktasıyla ilgili. Açıkçası bunu suistimal eden kişiler de var. Hani özellikle 10 yıldır, 15 yıldır eski sitelerde çalışan personeller hizmetlerde çok büyük aksaklıklar yaratıyorlar. Ve sıkışınca tazminatımı verin, beni çıkarın deyip işin içinden çıkıyorlar. Ve orada şöyle bir sorun da var. Ben mesela bir evi alıyorum. Ben orada 1 yıldır oturuyorum ya da 6 aydır oturuyorum, 2 yıldır oturuyorum. Kapıcı orada 20 yıldır çalışıyor. Şu ya da bu şekilde çıkacak ve o kapıcıya bir tazminat ödenmesi gerekiyor. Tamam, kapıcı 20 senedir hizmet ediyor da bana etmiyor yani. Ben 1 yıldır burada oturuyorum. Bu durumda ne yapabilirim? Yargıtay'ın bu soruya şöyle bir cevabı var. Diyor ki, sen de diyor bütün kat malikleri gibi herkes kadar katılmak zorundasın. Bu gidere, bu bir ortak giderdir. Ancak senden önceki malike bunu rücu etme şansın var, onun hizmet gördüğü dönem için. Yani diyelim ki bir kapıcı 10 yıldır çalışıyor. Ben sadece 1 yıldır bu sitede oturuyorum. 10 yıllık tazminatını alarak ayrılmak istiyor. Ben payım oranında ona katılabilirim. Daha sonra bu ödediğim 10 yılla ilişkin ödediğim bedelin onda 9'unu benden önceki malikten isteme şansım var. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bu konuyla ilgili Yargıtay kararları var mı? Var. Netleşmiş, var. Evet, bu konuda netleşmiş Yargıtay kararları var. Sizden önceki, hani sizden önceki yıllar için söylüyorum. Sizden önceki yıllar için sizden önceki malike rücu şansınız var. Sonuçta son bir yıldır oranın hizmet gören kişisi olarak o tazminattan sorumluysanız sizden önceki dönem içinde aynı şekilde onun sorumluluğu söz konusu. O zaman müteselsil bir sorumluluk. Kullanmış kesinlikle olduğu alanlarla bağlantılı. Daha önceki maliklerin oransal olarak bu masraflara katılması gerekiyor. Aynen. O zaman kapıcıyı biraz daha genişleterek sonuca buradan girmek istiyorum. Birçok apartmanlarda kapıcı bulundurulmuyor. Onun yerine haftalık veya günlük temizlik veya benzeri işlemler için kişiler dışarıdan geliyor ama sürekli aynı kişi geliyor, gidiyor ve aralarında sadece makbuz uygulaması var. Sizin konunuza giriyor sevgili Şehit Senel. Bu doğru mu? Evet. Şimdi yapılan uygulama makbuz uygulaması doğrudur. Yani şimdi dışarıdan zaten şu var. Yani kapıcı, yani kapıcının orada oturması, ikamet etmesi şartı yok. Yani dışarıdan da kapıcı tutabilirsiniz. Yani dışarıdan hizmet alarak o işlemleri yapabilirsiniz. Eğer bir şirketle anlaşmışsanız, bir kurumsa... Şirket değil, bir şahıs. Bir şahısla şirket anlaşmışsanız onu gider makbuzuyla giderleştirerek... Ama sürekli geliyor. Yani her hafta bir veya her gün 2 saat geliyor. İş akdine girmez mi bu? Evet, yani şimdi iş oraya da gelecektim zaten. Evet. Yani iş akdi yönünden o kişiyle gerçekten yönetici sözleşme yapmışsa, yani geçici değilse hiç yapmamış, yaparak, yapmamış, makbuz mukavemde ödeyip gidiyor. Sigortalı da göstermemiş. Zaten arkasından avukat diyecek ki bize gün doğuyor diyecek. Evet. Zaten. Evet. Mutlaka o sorunlar açıkçası olacak ki Cansu evet Hanım'a da ya da diğer avukatlara da iş çıksın yani. Evet. Şimdi burada
kapıcının o şekilde gelmesi, tabii sürekli gelmesi mutlaka iş yasasına göre iş akdine giriyor. İş akdine giriyor. Ben o zaman özellikle zaten bu konuyla karşılaşan çok apartmanların olduğunu biliyoruz. Hatta bazı apartmanlarda sigortalı fiilen bu işi yapmayan kişi çalışan bir başka kişi olabiliyor. Özellikle karı koca kapıcılar arasında bu değiş tokuşta gerçek olmayanlar yapılıyor. Bununla beraber az önce sözünü etmiş olduğumuz o her gün veya belli süreliklerde sürekli gelen ama makbuz mukabilinde olup ücretli gösterilmeyenlerle ilgili neler yapılır başınızdan muhakkak geçmiştir. Şöyle özellikle sigortasının yapılmamasıyla ilgili konuşacağım. Şimdi bu yapılan iş kısmi zamanlı iş sözleşmesine giriyor hukuken. Yani hukuki niteliği o, kısmi zamanlı iş sözleşmesi. Ve burada eğer bu şekilde çalışan yöneticiler varsa kendilerine şans diliyorum. Zira temizlik yaparken ayağa kaysa ya da herhangi bir iş kazası olsa hem sigortadan doğan sıkıntıları yaşayacaklar hem iş kazası tazminatı ödeyecekler. Çok ciddi başları ağrıyacak. Zaten kısmi zamanlı olduğu için, çalışma süresi çok düşük olduğu için yatıracakları sigorta primi gerçekten bir şey değil. Hani bir dairenin aidatıyla bu işi çözebilirler. Hiç kendilerini riske atmasınlar. Özellikle temizliği yaptırıyorlarsa diye söylüyorum ben. Çünkü orada kimyasal herhangi bir şey yaşanabilir. Yani temizlik işçiliği çok hafife alınan bir işçilik türü ama ayağa kayabilen birçok riski var apartman aralığında. Ya da o kişilere kaloriferle ilgili herhangi bir şey yaptırıyorlarsa falan. Hani çok ciddi riskler var. Bence bu riskleri hiç almasınlar. Yani. İş akdine giriyor, sigortalı olması gerekiyor. Kesinlikle. Ve sigortalının kısmi çalışan sigortalı haklarının tamamına sahip, kıdem, ihbar adı ne olursa olsun diğerleri de beraberinde oluşuyor. Yani yatıracakların miktar çok düşük, bence aldıkları riske değmez. Aynı kapıcıyı biraz daha genişletiyorum, yaşandığı için söylüyorum. O apartmanda kapıcı dairesi de var ama kapıcı dairesi boş. Sadece kısmi olarak o temizlikçi kişisi gelsin, iş akdi çerçevesinde sigorta olması gerektiğini belirttiniz. Ama işin bir müddet sonrasında bu kişilerle arası bozuldu veya bozulmadı bir nedenle bu temizlik işini yapan kişi ben kapıcı dairesinin haklarından yararlanmak istiyorum deme hakkına sahip mi? Mecbur değilsiniz ona bu kapıcı dairesini kullandırtmaya. Kastettiği şey oysa illaki ben burada yaşamak istiyorum diyorsa hayır, buna mecbur değilsiniz. Değil. Hayır. Şimdi o zaman son aşamalara geldik. Bir hayli zamanımız ilerledi. Aslında bugün konularımız itibarıyla bütün konular üzerinde durmaktan ziyade bazı özellikli konular üzerinde durduk. Bizim programın ismi Hayalimdeki Vergi. Bu nedenle ben her konuğuma o konuyla ilgili son bir soru sorarım. Siz bu konuyla ilgili ne hayal ediyorsunuz derim. Ben sevgili meslektaşım, Mali Müşavir Seyit Şenel ve aynı zamanda Mersin Mali Müşavirliği Odası Denetimci Kurulu Başkanı sıfatıyla siz ne dersiniz? Vallahi benim hayalimdeki bir site, işte geçen hafta da sorduğunu söyledim. Yine de tekrar etmekte tabii siz yarar gördünüz. Sorunuz öyle. En son sorunuz o oluyor zaten sizin. Şimdi ben siteme girdiğim zaman huzur içinde girmeliyim. Yani siteme girerken ilk girmeden, ilk bahçe kapısından girerken huzur içinde haz alarak, severek ve komşularımla, çok önemli olan şey komşularımla iyi geçinmek, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamak dilerim. Böyle bir site diliyorum. Ve öyle bir yerde oturmak teşekkür isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür siz ederim. Siz ne dersiniz? Şimdi sizin programla ilgili dediniz ya, ismi Hayalimdeki Vergi evet. diye. Şimdi ben gündüz bu programa katılacağım Facebook hesabımda paylaşmıştım. Ve oradan bir arkadaşımın yorumu gelmiş. Ben onu paylaşmak istiyorum öncelikle. Hayalimdeki vergi hiç olmaması demiş. Buradan kendisine selam söylüyorum. Yani vergisiz bir hayat istiyoruz. Aynen. Vergisiz bir hayat istiyoruz. Onun dışında sadece konumuza has olarak da tabii ki bir site sakini olarak hayalimiz bizim huzurlu bir site. Yönetici için de tabii herkesin aidatlarını ödediği bir site. Herkese buradan huzur ve esenlikler diliyorum ve bizi burada ağırladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Ben çok teşekkür ederim.
Görüldüğü gibi sevgili izleyiciler, her ne kadar biz konulara bugün avukatımız da olması dolayısıyla bazı sert cevaplar da vermiş olsak bile her şeyin özü sevgi. Sevginin olduğu yerde huzur vardır. Huzurun olduğu yerde kurallara uyma vardır. Ama sevgi insanın kalbindedir, gözlerindedir, davranışlarındadır, ses tonundadır. Sana verdiği önemdedir, değerdedir, size vermiş olduğu, yapmış olduğu fedakarlıktadır. Ve unutmayalım, kalbimizle dinleyip, kalbimizle görüp, kalbimizle izleyelim. Hayalimdeki vergi adına iyi akşamlar diliyorum efendim. Yeah.